devletle çalışmaya geliyor. Arkadaşlarımızın diğer ticaretten biraz alınması, tersifliği biraz alınması. Bunlar için genel yeni buluşturduğun konum için nasıl belirleyebiliriz çalışması içerisindeyiz. Burada
Tamam. Sen bunu yıkıyor musun kilo? Tamam. Bir aramızda yok. Bazı akrepsin arkadaşlarla bizim beraber derlene katıldılar. Bunlar bu sürecin içerisinde kurulurlar. Bunlar daha az. Özellikle yanımın teknoloji imkanları nasıl kullanabiliriz? Teknolojiyi nasıl daha az yakın kullanabiliriz? Bir de işte bu çok uzun kullanma işte bakan aynı başka bir sürü alanları da neler oldu? Bunların bu süreçlerde ne alanı geldi? Bakın bakın sevgimiz nasıl yer alabileceğine yönelik olarak yetişiyor. Kendi arkadaşlarımız, uluslar açıkta öncesi olan arkadaşlarımız bu çalıştığında yapıyorlar. Bir taslak şey haline getirdik. Şimdi burada bakıyorum yanlısını konuşurken işte hem yeni yetenekler neler kazanılabilir, bunları için için aldık. Bunları ben zamanla ilaki yapıcı boyutlarıyla ilalı güzel ürünleri yapmaya çalıştık. Bunun kamu diplomasisini, mal ürünleri şeye yönelik bölümlerinde de bunlara baktıkça çıkıyorum. Bunları ürünleri için üç farklı hedef kitlelerimiz. Temel zorunlu özelliğinin başına arkadaşlar için neler olması gerekiyor. Yolda böyle yapacak insanlar için de özellikler, yetenekler kazanabilir ve daha üst düzey. Yani şu bir gerçek, bizlerle daha yeni giren insanlarla da bize daha kalıcı insanların teknolojik kanalına yaptığını da farklılaşıyor. Bu yüzden de hangi hedef kitleye nasıl bir eğitim yapabiliriz? Onlarla ilgili bir taslak şey çalıştık, müfredat çalıştık ve bunu bu sonbaharda yapılan yeni şu an bir sınav süreci gerçekleşti. Sonbaharda da belli bir eğitim sürecinde mümkün oluyor işte. Bu tür yeni teknolojileri içeren bir müfredatı uygulamak için de bir çaba içerisindeyiz. Bunu da ben burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Tamam, bak. Hadi görüşürüz tamam. Çok teşekkür ederim. Biz buradayız. Aslında çok önemli konulara temas edildi. Benim takımımda olan pek çok anahtar gelmeyi burada sizler de bildiniz. Ben kanka bir siyaset yapacağım. Yani ben diplomasi çalışıyorum. Veriden bahsedeceğim. Verinin ne kadar önemli olduğunu siyasetin analizi için son derece iyi bilen çalışan bir insanım ama asıl bence temel problemimiz diplomaside işte uzay diplomasisi, spor diplomasisinden ziyade dediğimize çok hatırlıyorum. Bu paradigmamızı olmamız gerekiyor. Yani biz hepimiz siyaset bilimciyiz. Her sene bir realiteye karşı karşıyayız. Tanıtım bölümünde öğrenciler geliyorlar. Bize diyorlar ki biz ne olacağız? Biz de işte diploma olacaksın diyoruz. Ben Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretmenisiyim. Bizim bu zamana kadar diplomasiye verdiğimiz öğrenci sayımız 7 yıllık üniversitede onu geçmez. Çünkü birincisi diplomasi olan ilgiyi yaratıyor. İkincisi diplomasi değil, şu için çok muteber değil anlamda. Yani bunu canlandırmamız gerekiyor. Çünkü hepimiz çok üniversitelerden geliyoruz, hepimiz kırıklı insanlara eğitiyoruz ama onlar için bir katma değer yaratmıyor. Burada öğrenciler, sizler bakanlığa aldığınız gençler derecelerle sınavları geçiyorlar. Ben sizin dediğinize çok katılıyorum hocam. Yani bakanlık ya da müfredat oluşturduğunuz, bence bu başlı başına düşünmesi gereken bir şey. Yani biz eğer siyaset bilimi bölümleri olarak teoriyi bir tarafa bırakıp, pratiği bir tarafa bırakıp, biz eğer nitelikli insan yetiştireceksek de alana dahil etmeye çalışacaksa önce yetiştirebilmemiz gerekiyor. Yani biz diplomasiyle ya da Dışişleri Bakanlığı'yla hiç temas etmemiş hocalar olarak nasıl yetiştireceğiz? Dairelerden bahsettiniz. Dairelerin isimlerini bilmeyen pek çok uluslararası ilişkilerci var. Hayatında hiç bakanlık kursundan geçmemiş olurken yani nasıl yetiştireceğiz? Dolayısıyla sadece pratiğin teoriyle kopuşu değil, bizler de siz yani bakanlıktan, bürokrasiden çok korkuyoruz. Bunu yakınlaştırabilecek bir mekanizmanın olması gerekiyor. Ondan sonra hepimiz çok nitelikli insanları serbest kendi alanında eğitim verebilir, yetiştiririz. Ama bunun bir yol haritası olması gerekiyor. O yüzden müfredat tarihi eğer bizlere de o müfredatla ilgili daha detaylı şeyler verirseniz. Çünkü YÖK'ün en son raporunda hepinize geldi. Becerilerle donatılmış insan istiyor artık. Yani OECD sıralaması için bunda daha üst sıralara çıkmamız gerekiyor. Yani mezunlarınızı iyi yerlere yetiştirmemiz gerekiyor. O yüzden bence diplomasi eğitimi bunu da sorgulamamız gerekiyor. Şimdi açıkçası Almanlar bu şeyi çalışırken şunu gördük. Yani şu ülkemizden daha ileride değiller. Özellikle uçurma isterseniz de Türkiye'de ve Almanya'da birkaç tane toplantılar yaptık. Bizim onlardan olmaktı. Devlet teknolojik durum anlamında ve bu dekatlar yıllar geri kalmış durumumuzu tam ters
Üniversitesi'nde kimiyle kalmış durumdayız. Ama şu an bir taslak oluşturduk ve işte sonbaharda şakir belki dediğiniz gibi üstteki bununla ilgili bir çalıştay yapılabilir. Yani gerek akademideki bakanlık içerisindeki müfredatın nasıl olması gerekse özellikle farklı üniversitelerde bir ara çocuklu şeyleri yapmaya çalışmıştık. Üniversitede müfredatlarındaki şeyler. Çünkü sınav konusunda da biz bazen görüyoruz. Çok farklı işte. Bugün 80'den belki 100'den farklı bölüm var. İnsanlar sınava geldiklerinde bazı okullarda gelen arkadaşlar çok iyi siyasi tarih bildiklerini görüyorsunuz. Yani çok iyi söz bildiklerini görüyorsunuz. Bazıları ise Türkiye'nin gerçekleri hiçbir ilişkisi olmayan şekilde önümüze geliyor. Çünkü engin sınavına geçiyor, hızlı sınavına geçiyor. Fakat sözlü sınavda Engin Bey de burada yine o daha tecrübeli, bizden daha fazla eskilerle bile mukayese yapıyorlar. Oldukça çok farklı bir arka planda öğrenciler geliyor. Şu anlaşılabilir tabii ki. Yani her bir bölüm muhakkak Dışişleri Bakanlığı için insan yetiştirdiği zorunda değildir. Yani bu insanlar hepsi Dışişleri Bakanlığı'na gidecek diye geçiyor. Ama belki eğitim sürecinin içerisinde modüller oluşturup seçmeli derslerle eğer bu türden bir kulvarı düşünen, planlayan arkadaşlarsa onların alması ihtiyacı daha fazla olan dersleri tespit etmek. Buna yönelik olarak müfredatlar belki bir dizi çaba oluşturmak da dediğimiz gibi önemli. Belki bununla ilgili bir çalıştay yapabiliriz. Mesela bir müdürlük şeye soralım, bakan bir soru. Bunun gerçekleşmesini sağlayabiliriz. Çok teşekkürler. Ben bir şey söylemek istiyorum. Çok eğitimi, affedersiniz, kendi konuşmanın haricinde. Şimdi bizde diplomasi araştırmaları konusu pek gelişmiş bir alan biliyorsunuz. Uluslararası ilişkilerde böyle bir alan var. Bizde diplomasi araştırmaları merkezi diye merkezler de yok. Bu alanda da çok iyi. Georgetown Üniversitesi'ne ben 3 aylık bir vizli profesör olmak demek için uğraşıyorum. Şimdi burada iki şey ben gördüm. 41 yılı meslek hayatımda. Türk Dışişleri Bakanlığı memuru o kadar büyük yük altında ki bunun akademik bir eğilimi çok zor. Yani bizim meslekte terfi etmek için büyük zorluk altında girmek gerekir. Yani gerçekten almanız teriyle bir kariyer yapacaksanız, desteksizseniz bu zor işlerin üstesinden gelip kendinizi göstermeniz lazım. Böyle bir zihniyet içinde memurun akademik bir ilgi alanı olmayabilir. Bu nedenle muhakkak suretle üniversitelerin Dışişleri Bakanlığı'na katkı sağlayacak bir yapıya girmeleri gerekir. Bu da nasıl oluyor? Bu şöyle olur. Yeni asistanları, alınacak asistanları, ihtiyaç duyulan alanlarda, özellikle bölge araştırmalarında bakanlıkla temas edebilecek ve bakanlığa da bulgularını intikal ettirebilecek. Aynı şekilde düşünce kuruluşlarının etkin hale getirilerek burada çalışanların ürettiklerinin de bakanlığın faydalanabileceği bir veri gerçekleştirmesi gerekir. Dışişleri Bakanlığı bugün benim görebildiğim kadarıyla içinde burada diplomat arkadaşlarımız var, çok değerli akademisyenler var. Benim görebildiğim kadar bu kadar geniş bir ilgi alanı olan, bu kadar eski bir devlet geleneği olan ve bir küresel aktör olmak için yanında bölgesel bir güç durumunda olan bir ülkenin özellikle bu FETÖ olayından sonra 500 kişinin atılmasından sonra gayet ufak bir kadroyla bu konuları gerçekleştirmek mümkün değil. Dolayısıyla muhakkak suretle üniversiteler ve düşünce kuruluşları ile işbirliği yapılmalıdır ve bunlar Dışişleri Bakanlığı beslemelidirler. Böylelikle bu liyazon, akademik bir liyazon, aynı zamanda akademisyenleri de biraz önce değerli hanımefendinin söylediği gibi Dışişleri Bakanlığı'nı daha yakından tanımak ve değerlendirmek imkanını da verir. Bu akademik hakkında söylemek istedim ama esas diplomasi hakkında sonra söyleyeceklerim. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bu vesileyle bu organizasyon içinde hem bakanlığımıza hem de işte, çıkarıştırma merkezlere teşekkür ediyorum. Bence bu önemli bir adım ve devamı inşallah gelir. Benim diplomasiye bu anlamda hem Çağrı Hocam'ın hem Mesut Hocam'ın dediklerine bir katkı, bir ilave olarak söylüyorum. Faydalı olabilecek bir şey belki uluslararası ilişkiler çalışan hocalar ve ilgili paydaşlarla bir
bir network gibi bir toplantı, bir workshop daha sürekli hale gelebilir. Fonuma özel bir önerim de hani doğrudan en son bu toplantılara ilaveten bence bu çok faydalı oldu. Fakat örneğin dünya çapında liderler, siyaset yapıcılar geliyor. Burada farklı bir harmanlama olabilir. Yani akademisyen, artı büyükelçi, artı uluslararası kuruluş temsilcisi gibi. Böylelikle bir etkileşim de olur. Yani sadece bir yanda akademik paneller, diğer yanda dünya liderleri birbiriyle konuşuyor olmaz. Diplomasiye gelirsek özellikle, yeni diplomasi, yenilikçi diplomasi bence bunlar önemli. Çağımız değişiyor, kendimizi adapte etmemiz lazım. Bu doğru. Ve burada Sayın Büyükelçim hocamın dediğine de katılıyorum. Diplomasi belki yeterince çalışılmamış ama bu kefenin öteki eleştirisi de var. Yenilik yapalım derken fazla üzerine düşelim. Veya her şeyi diplomasi ekleyelim. Hatırlarsanız bir zamanlar bir stratejik kelimesi vardı. Her şey böyle strateji merkezi vesaire. Şimdinin durumu da diplomasi oldu. Turizm diplomasisi, siber diplomasi. Yani aklınıza herhangi tarım diplomasisi, yemek diplomasisi, yani gastro diplomasi. Dolayısıyla bu durum artık çok tehlikeli bir şekilde sulandırılıyor. İçine bu heybenin içine ne koyduğumuzu dikkat edin. Thatcher'ın güzel bir sözü var. Herkese ait olan kimseye ait değil. Diplomasiyi de biz az çalışılmış derken her şeyi heybeye koymaya çalışırsak spor, sanat, yemek, güzellik vesaire bu artık çalışılamaz bir hal alır. Dolayısıyla biz burada tabiri caizse taş yerinde ağırdır demek lazım. Yani dünyadaki güç politikalarına etki eder bir durumda ise ancak bizi ilgilendirir. Yani dünya politikalarına etki ediyorsa Mehmet Akif hocamın dediği gibi yapay zeka ile algı yönetimi vesaire, dezenformasyon ki burada da önemli bir section'dır. Bu tamam. Ama bunun dışında gençlerde görüyorum işte nesin sen influencer, nesin siber ambassador falan gibi. Yani böyle çok fazla zorlamaya da gerek yok açıkçası bunu. Yani yeniliği de ne derler? Yeniliği de kararında yapmak lazım. Hani Amerikalılar enjoy responsibly derler ya başka şeyler içinde. Dolayısıyla bu kararında yeniliği de diplomaside de bu kararı iyi tutturmamız lazım. Son olarak Antalya ile tamamlayacağım. Bence doğru bir adım attık ve inşallah bu büyüyerek devam edecek. Açıkçası hem altyapı hem organizasyon olarak ülkemizin fazlası var, eksiği yok. Bu durumda Antalya'da neden bir Münih Güvenlik Konferansı olmasın? Neden bir Bratislava'da gittiğim Global Security Forum gibi bir şey olmasın? Bunlar hep mütevazi başlangıçları olan organizasyonlar. En azından Antalya'da dünya diplomasi başkenti, yazlık dünya diplomasi başkenti gibi olabilir, bir adım olabilir. Yani Davos yine İsviçre Alpleri'nde olsun kışın ama yazında bir Antalya bilirsin mesela, adım adım. Dolayısıyla bu bir öneri. Son bu anlamda önerim, forum ve liderlerle başlayıp, ben en son Roma'dayken Roma Diplomasi Festivali var mesela. Yani biz bunu neden bir Antalya Diplomasi Festivali yapmıyoruz? Yine diplomasi forumuyla başlasın liderler olarak. Daha sonra dünyadan çeşitli paydaşlar, sadece dünya liderleri ve ikili görüşmeler değil, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum, medya, akademi, böyle bir diplomasi ayı gibi, Antalya Fest, Antalya Diplomasi Fest gibi somut bir öneriyle de bitirebilirim. Teşekkür ederim. Estağfurullah, teşekkürler. Ben de Ahmet Uysal, Borsan Başkanı olarak Orta Doğu'yu yakından takip ediyorum. Birkaç not ettiğim bizim Orta Doğu üzerinde biraz da yani yakın olmamıza rağmen uzak durduğumuz bir bölge gibi belki biraz batı odaklı anlamaktan kaynaklanan. Yani çok ciddi sürprizler karşımıza çıkıyor. Küresel bir alt oluş da var. Onu da yani genel olarak görüyoruz ama ciddi bir sürpriz son bir Filistin krizi mesela aslında birçok şeyi sarstı bölge dengelerini. O İsrail'in Almanlaşmaya çalışanların projesi çöktü. Hatta Biden'ın İsrail'i terk etmesi tabii. Yani hayır bir de mesela aynı Obama'nın şu anda şeyi bırakması gibi sapması diyelim. Arapları İran'a karşı şimdi hem İsrail sattı diye bakan ve İsrail'in uzaklaşma
şeyi tekrar düşünen bir Arap rejimleri var. Yani o proje bir Filistin ayaklanmasıyla çöpe gidebilir yani. O kadar böyle kritik bir süreç var bölgede, çok dinamik bir süreç var. Ve ben hani kültürel ve algı tarafını iyi ölçmeniz gerekti. Biz her hafta bakıyoruz yani en önemli TT konuları işte hem Facebook'tan hem şeyden bakıyoruz Twitter'dan. Yani Fransız ürünlerini boykot mesela her hafta istisnasız en üste çıkıyor. Filistin meselesi de yakın çıkıyor. Yani burada mesela çok anti bir mesela bizim de direkt çıkarımızı etkileyen rekabet ediyoruz çünkü Fransız ürünleri bölgede. Bunu mesela yani görünmüyor dışarıdan bakınca ama kamuoyunda hani resmi söylemi dışında da bu kültürel ve bir de belki dizilerin yine kamu diplomasisine çok ciddi bir katkısı var. Bu tip belki reklamla yapamadığımız birçok şeyi biz dizilerle veya doğal kendi dinamikleri çerçevesinde bölgeye etkimiz, nüfuzumuz, ihracatımız, turizmimiz bile oluyor. Antalya turizm şeyi ben belki o notla bitireyim. Yani birçok şeyi belki eklemek hani diplomasi turizmi bile belki olur mu diye düşünmüştüm ama hani bunlar diğer şey yapıyorum ama bir Orta Doğu'dan Arap dünyasına gelen turizmin harcaması 5-6 kat daha fazla ve bu din en ufak bir terör olayında veya bir bomba patladı veya bir krizde etkilenmiyor o kadar ama batılı turistler hemen rezervasyonları daha fazla iptal edebiliyorlar. Bir nokta belki hariciyenin biraz bölge konusunu çok konuşuldu ve tekrar Bakan Bey'le de bir ara gündeme gelmişti. Yani Afrika'yı sevenler Afrika'ya diplomat olsun hani hep en üst krim böyle Avrupa'yı bir şey gibi cennet gibi gören olmayabilir. Yani Afrika'ya diyelim Asya böyle bölgesel bir fokus bence çok şey kurtarır çünkü bir diplomatla görüşmüştüm Orta Doğu'da. Diyordu ki ben 3 kere geldim ülkeye, bakan yardımcımız da buradayken, hoş geldiniz. Ya 3 kere hani bir Arap ülkesine 3 kere geldim, üçünde de bir daha gelmem diye düşündüm. Bilseydim ben bu Arapçayı da yani kesin öğrenirdim o şeyle ama hani çok reshuffle olması, çok dönüşü olması o birikimi biraz zayi ediyor. Hani inşallah daha belki bölgesel çok fazla dolaştırmadan hani bir Latin Amerika'ya gidiyor, bir Asya'ya gidiyor falan. Daha fokus yani Afrika ise Afrika'da etrafında dolaşacak. Arap dünyası, işte Hindistan yani yakın bölgeler o birikimi daha iyi kullanır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Efendim, Bir hocamıza gidelim sonra tekrar size devam edelim. Ben Azerbaycan uyruluyum. 92 yılında buraya gelen devlet kutusu olarak ilk öğrencilerdenim. O zaman benimle birlikte çok farklı hatta yani Yakutya'dan bile 10 bine yakın öğrenciye Türkiye'ye ev sahipliği yaptı. Ben hatırlıyorum biz otobüs şehir içi kullanımında bile ücretsiz kullanıyorduk. Yani bunu ciddi bir finansal kaynak ayırdı ve ondan sonra periyodik olarak her sene işte bölge ülkelerinde eğitim hizmeti kapsamında mutlaka değerli hocalar sunuyor. Çok fazla yabancı uyruklu olarak da en fazla yabancı uyruklu öğrenci eğiten ülke konumundayız. Aslında elimizde hiç kimsenin yani bugün kafa kafaya geldiğimiz Rusya'nın, İran'ın veya Almanya'nın yani elinde bulunmayan çok önemli bir gücümüz var. Maalesef ben kendi arkadaşlarımdan da biliyorum. 3-5 kişi benim gibi kendi çabalarıyla bir yerlere gelen kişiler dışında. Bugün bunlar, bu 10 binlerce öğrenci aslında hiçbir şekilde amacına hizmet etmeyen alanlarda çalışıyorlar. Belki de hep birlikte bugün çok farklı platformlar var. İşte Türk Konseyi var, Türk Emeşi ya da işte Karadeniz Ekonomik İşbirliği vesaire. Biraz yurt dışı akraba toplulukları bu işi götürdü. İşte Türkiye mezunları var, oradan takip ediliyor. Ama çok daha profesyonel bir şekilde o kamu diplomasisinden tam kapasiteyle yararlanmak adına bunu faalleştirebiliriz. Yani emin olun ki burada en az bir sene eğitim gören, bir ay bile kalan doktora mesela öğrenir, herkesin Türkiye'de çok özel gönül bağlı. Bunu kullanmamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Şey bir şey diyecek galiba. Doğru değil de, az önceki o tartışma, bakama katıldığınız, yani 13 senedir bu tartışmanın içinde olan biri olarak, uluslararası bölümleri hariciyeye
meslek memuru mu yetiştirmeli? Yoksa bu sözler bölümü kendi eğitimini evrensel düzeyde o bilimin geldiği noktada verir. Ama harika bir soru. Şimdi bizim zamanımızda çok fazla uluslararası işler bölümü yoktu. Bu tartışma Mülkiye ile ODTÜ arasında oldu. Yani biz Mülkiye, biz tarih öğretirdik, iktisat öğretirdik, hukuk öğretirdik. Bizim öğrenciler de harcaya girerlerdi. ODTÜ'de derdi ki, kardeşim ben bunları öğretmem. Seçmelidir Türk dış politikası, yaz önce bir hocamız söyledi. Yani ben seçmeli öğretirim Türk dış politikasını ama özel ilgi gösteren gider o ders alır. Çok da iyi İngilizce öğretir. Harcaya girmek istiyorsa girer. Ben teori öğretirim. Ben teori dersi almadım. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde benim sınıfım teori dersi almadı. 60 kişiydi. 15 Dışişleri Bakanlığı'na girdi. 13 şu an büyük yani. Biz de hiç almadık teori. Yani siz de almadınız. Bakın ne diyorum. 60 kişiydi mezun evet. Olduğumuzda. 15 Dışişleri Bakanlığı'na girdi. 13 şu anda büyük yani. Teori dersi almadık biz. Ulusal İşler Teorisi. O düne de neredeyse her sınıfta 2-3 tane teori dersi var. Biz ne öğrendik? Biz Türk dış politikası öğrendik, siyasetler öğrendik, bir sürü tarih dersi öğrendik. Osmanlı, Osmanlı tarihi, Osmanlı tarihi. Dört tane uluslararası hukuk dersimiz vardı, dört dönem. Ha. Şimdi bence Dışişleri Bakanlığı çok doğru bir nokta. Diyor ki, ya bana artık sadece bu tip adam gerek. Dünya öyle bir noktaya geldi ki, bilgi teknolojilerinden de anlayan, sosyal medyada takip edebilen, ekonomiden anlayan, spor diplomasisinden anlayan, kültüründen anlayan, multilingual, işte ne diyorlar, çok sayıda bilgiler falan böyle adamlar lazım var. Zekuşağı geliyor, zaten istemesen de öyle. O zaman benim önerim şu olacak. Sayın Bakan Yardımcım da burada, bilmiyorum yaptınız mı sizin insan kaynakları, personel. Size 2030'da, 2050'de ne tip bir diplomat, ne tip bir yani büyükelçi profili lazım? Evvela Türk Dışişleri Bakanlığı buna karar verir. Bana böyle bir adam lazım. Değil, bunu da belki o süreçte bizleri de katarak, insan kaynakçıları da katarak, özel sektörün de insan kaynakçı, en iyi Türkiye'de bu işi özel sektör yapıyor. Ben Ankara'dayken bu farkında değilim. İstanbul'a gidince bunu gördüm. Bizim dünya çapında markalarımız var ve çok iyi insan kaynakları yönetimi yapıyorlar. Dünya çapında uluslararası alanlarda yönetici ihraç ediyoruz. Mesela uluslararası örgütlerde belki çok memur ihraç edemiyoruz. Ama uluslararası şirketlere yönetici ihraç ediyoruz. Dolayısıyla onları da işin içerisine katarak bir şey hazırlanabilir. Bizler de işte bölüm başkanları, uluslararası hocalar olarak, idareciler olarak kendi şeyimizin içerisinde, müfredatımızın içerisinde, hocalarımızla da konuşarak ya arkadaş bütün insanların içinde biz müfredata bir şeyler koyabilirim diye tartışabiliriz. Yeni bir arayüz daha öneriyorum. Yani dışişleri memuru, 2050 yılının, 30 yılının dışişleri memuru konusunda mesela bu uluslararası akademisyenleriyle süreç bir araştırmalar merkezimizin, diplomasi akademimizin bir arada ilgili böyle tartışabileceği bir süreci belki başlatabiliriz diye düşünüyorum. Aydın Hocam size de çok teşekkürler. Aydın Yalçın, Kentop Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İşler Bölümü. Öncelikle bütün teşekkürleri katılarak arttırıyorum. Öğrencileri de çağırdığınız için. Çok, bence çok önemli bir katkı. Çok teşekkür ederim. Bizim öğrencilerimizi motive edecek bir şey. Bana verilen soruyla ilgili ve buradaki tartışmayla ilgili iki tane husus söylemiştim. İkisi de bağlantılı, belki Çağrı'nın dediğiniyle devamı olacak şekilde. Biz de Şule Hoca'nın da söylediği gibi şimdi şeye bak, sadece Dışişleri Bakanlığı'na mı yetiştiriyoruz diye. Ondan sonra bizim bir bölümümüzden bir akademisyenimiz bir yayın yaptı. Belediyelerin Dışişleri, belediye başkanlığını bilirsiniz, bulmuşsunuzdur. Ve ondan sonra çeşitlendirmeye başladık. Biz bölümümüzde mezun olan öğrencilere sadece Dışişleri Bakanlığı vizyonu vermiyoruz. Artı belediyelerde dış ilişkilere girme fırsat şeyin rekabet fırsatını kaybediyoruz böylece. Siz de vereceksiniz benim öğrencim. Neyse. Uluslararası örgütlere, sivil toplum örgütlerine de girmeyi hedeflerine koymaya çalışıyoruz. Böyle çeşitlendirme oluyor. Belki Diplomasi Akademisi ya da Stratejik Araştırmalar Merkezi belediyelerin dış ilişkilerinde düzenleyebilir. Onlara kurs vesaire verebilir. Bu da çok inovatif olabilir yani. Çünkü orada çok kurumsal ilişkiler var. Bölgeler arasında, sınır şehirlerinde vesaire vesaire.
ya da turizmle ilgili olan yerlerde vesaire. Bir de bana verilen soruyla ilgili bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmeler acaba Birok diplomasi nasıl etkiliyor, nasıl etkileyebilir? Ben şöyle bir analizim var. Yani içinde yaşadığımız bilgi çağının bize getirdiği ve insanlığa getirdiği en büyük şey bizim açımızdan sosyal bilimlerin dijitalleşmesi. Ve sosyal bilimler artık sayılabilir hale geliyor. Bu paradigmayı tamamen değiştiriyor. Yani hani 4.0 endüstri 4.0 falan değil. Sosyal olayların sayılabilir hale gelmesi. Bunu yaparak mesela spor application'ında Amerikan ordusunun dünyadaki güçleri bulunabiliyor. Bunlar daha çok başlangıç, çok ileri aşamaya gelecek. Dolayısıyla paradigmamız tamamen değişecek. Burada şöyle bir şey var. Bilgisayar bilimcilerle de çalışıyorum ben. Şöyle bir şey diyorlar. Çözülebilir problemler var, çözülemeyen problemler var. Çözülemeyen problem olarak bilgisayar bilimlerinde şunu söylüyor. Etik ve ahlak konusu söylüyor. Dolayısıyla insan faktörü sürekli devam edecek. Yani diplomaside de insan faktörü devam edecek. Fakat yapay zeka belli bir noktaya kadar ya da ulaşımla ilgili teknolojiler belli bir noktaya kadar kullanılabilecek. Fakat o çözülemeyen problemlerde hala ihtiyacımız var. Biz şöyle bir şey yapıyoruz mesela. Bizim bölümümüzde olan öğrencilere bilgisayar bilimlerinde giriş dersi alımlarını yüreklendiriyoruz. Seçmeli ders olarak. Çünkü bu yani şey değil, sosyal medya kullanımı vesaire değil. Yani işte onunla ilgili bazı temel programlar, hepinizin bileceği bazı programları öğrenebilmesi gelecekte. Çünkü computational science diye ve bizim yaptığımız her şey artık kantitatifin de ötesine geçecek şekilde ve tamamen okumaya da gerek yok. Onu bilmek ileride çok büyük avantaj yaratacak. Belki biz de bu yöntemi kullanmazsak dezavantajlı olacağız. Diplomat olacak olanlarda, belediyelerde ya da Dışişleri Bakanlığı'nda ya da uluslararası örgütlerde ya da sivil toplum örgütlerinde onlara bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Bence bu paradigma değişimi de göz önünde bulundurulmalı. Yeni diplomasidir. Bana verilen soruya böyle bir yanıt vereyim. Teşekkürler Erdoğan Hocam. Mustafa Hocam. Ben bir şey söylemek istiyorum hanımefendi. Kusura bakmayın. Şöyle, hiç konuşamayanlar var. Sürenize kısıtlı. Ben de söz alabilir miyim? Tabii. Ben hiç konuşmayanlardan ne var? Bir cevap hocam. Mustafa Hocam. Tamam efendim. Çok sağ olun. Ben çok kısaca diplomasi eğitiminde ve pratiğinde teorinin rolüyle ilgili kısa bir nokta yapmak istiyorum. Gerçekten şimdi diplomasi çeşitleniyor ve hayatın her alanında, bakanlığın ötesinde de bir diplomasi var. Bu biraz küreselleşmeyle ilgili ve kültürler birbirine çok yakın olduğu için her vatandaşın diplomasi eğitimi alması da bir anlamda gerekli ki dünyada daha etkin ülkemiz, ülke olarak daha etkili diplomasi yapabilelim. Yani iş adamımızda da bir diplomasi nosyonu olması lazım. Ama bence bizim biraz yapmamız gereken şey diplomasinin teorisi. Şimdi biz diyoruz ki diplomasi nedir? Diplomatın yaptığı şeydir. O neyse artık. O zaman ne oluyor? Tecrübeli diplomatın yanında çalışan tecrübesiz diplomat orada öğreniyor. O da çırak şeklinde. Bir teorisinin olduğu durumda aslında bu daha yaygınlaştırılabilir. Burada da farklı düşünce biçimleri var. Bizde genellikle dünyada da aslında baskın olan realist, siyasal realist olan o da biraz makyavelyan bir şekilde yani idealist bazı şeyleri ortaya atıp arkasında da gerçek realist kurguyu yapmak. Yani iktidarı iyi bir şey gibi ortaya koymak. Hani biraz da işte makyavelyanizm şey. Bu da pratikte olabilir. Hani bir şey demiyorum. Ben bu aslında bu öyle değil başkası olsun demiyorum ama realizmin de felsefi temellerine girdiğimizde bunun çok ötesinde bir diplomasi kurgusu var. Liberalizm tam olarak uygulandığında başka açılımlar sağlıyor. İnşacılık, aynı şekilde postyapısalcılık. Böyle farklı farklı şekilde diplomasi kurgulandığında aslında bizi şuraya da getiriyor. Farklı düşünebilir diplomat. Şimdi diplomatın düşünebilir olması lazım. Diplomasi hani yenilikçi diplomasi gerçekten çok güzel seçilmiş başlık. İyi diplomasi yenilikçi olmak zorundadır. Şimdi ama yenilikçi nasıl olabilsin bir kişi eğer yaratıcı düşünemeyeceksen? O kutuyu açmak gerekiyor. Her diplomat yani ilk o diplomasi akademisinde ve daha öncesinde üniversitesinde eğitimini alırken hep yaratıcı düşünmek. Acaba ben nasıl çözebilirim? Nasıl bir katkı yapabilirim?
sorunlar hani şeyin ötesini görebilmek, sınırlıkların ötesindekini görebilmek, yani farklı katkıyı nasıl yapabilir? Olmaz diyen değil de böyle olabilir diye öneri yapabilecek. Tabi bu bakanlığa çok büyük katkısı olur. Her yer topluma da katkısı olur. Çünkü ben açıkçası bir şey nasıl olmaz, bir şey nasıl kötüye gider, diplomattan beklenen o değil. Herkes bıkmışken, hani çözüm yapamazken diplomat çıkıyor diyor ki bakın size bir çözüm. Ve gerçekten yani Türkiye'nin böyle de bir potansiyeli var, çok değerli diplomatlar ve Dışişleri Bakanlığı son yıllarda kavram da üretiyor. Bence çok güzel bir şey. Fikri markalaştırıyor ve bütün kurum ona sahiplenebiliyor. Mesela insani diplomasi çok güzel bir kavram. Yani diplomasi de bunu uyguluyor da Türkiye, yani yaparak, altını besleyerek biraz da bunu teorik olarak, mesela Türkiye'den gelen, hani bir yerden ithal, mesela atıyorum Amerika'daki, İngiltere'deki teoriyi alıp üstüne bir Türkiye'nin menfaatini değil de Türkiye'den üretilmiş bir kavramı, teorik temelleri de burada olan şeyleri dünyaya bir zenginlik olarak sunabilmek, diplomatlarımızın biraz hani kültür, tarih, o zenginliklerini koyabilecekleri, kendi özgüvenlerini daha çok arttıracakları bir diplomasi yaklaşımı veya yani teorileri diyelim, yani tek tipçi de değil, yani çoklu olabilir. Bunu hem müfredatlarımızdan hem de geniş uygulamada ne kadar yapabilirsek özgüven artacaktır diye düşünüyorum. Ve daha yenilikçi diplomasi üretilebilir. Hocam, ben Aslı Yağmurlu, doçent doktor, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden öğretim üyesiyim. Kamu diplomasi çalışıyorum. 98 yılından biliyorum. Yani biliyorsunuzdur ama dikkatimi çeken bir konu var. Kamu diplomasi çalışanlar genelde benim gibi İletişim Fakültesi'den okuldan öğretim üyeleri. Yani uluslararası ilişkili çalışan öğretim üyelerini aslında biraz da küçük gördüğü bir konu. Çünkü sizin güvenlik falan gibi böyle ağır mevzularınız var. Fakat şu noktayı altını çizmek istiyorum. Bir kere ben çok uzun yıllardır Dışişleri Bakanlığı'nda görevde yükselme eğitimlerine katıldım. Yani bakanlığın yapısını da, bu bahsettiğiniz grupların da içinde bulundum, akademisyenlerle bir yerlerinden. Ve şunu görüyorum, giderek artan bir şekilde diplomasi bir kayış yaşıyor. Yani siz eminim fark ediyorsunuzdur ama ben sosyal bilimlerin farklı bir alanından bakarak şunu görüyorum. Hem küreselleşme olursa, hem bu yeni iletişim teknolojileriyle birlikte artık sıradan vatandaşların önemi çok daha yüksek. Ha bir de buna şeyi de koymam lazım, demokratikleşme. Yani demokratikleşmenin getirdiği politik öğretim sistemlerinde vatandaşların etkisi de son derece arttı. O zaman bir eksende bir genişleme söz konusu. Yani geleneksel diplomatlar arasındaki yeterli değil. Evet, aşılması lazım. Bir kere şunu söylemem gerek, Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı'nın öncü bir rolü vardır. Yani bu internet sitesi, yani ilk internet sitesini uygulayan Dışişleri Bakanlığı'dır. İlk sosyal medya hesapları Dışişleri Bakanlığı'dır. Büyükelçilerimizin sosyal medya hesapları, bakın bunların hepsi sıradan vatandaşı gibi. Tabii bu sıradan vatandaşı böyle bir genel söyledim ama aslında kamuoyu önderleri ve sıradan vatandaşlar demem lazım. Yani onun için bir değişim var. Şimdi bu genişlemeyle birlikte de kamu diplomasi dediğimiz kavramı bence çok artan bir önemi olacak ve gündemi de belirlemede ciddi bir boyut olacak. Orada da iki nokta var. Bir itibar, her ülke kendi itibarını tabii ki yükseltmek istiyor. Bir de işbirliği diye bir kavram var. Yani hem onu yapmaya çalışıyoruz, hem de işbirliğini geliştirmeye çalışıyoruz.
Burada da işte ben hoca arkadaşım adını şimdi hatırlayamadım bahsettiği evet eğitim meselesi, spor meselesi. Yani bunlar kültürel diplomasidir. Benim algımda, kamucuyla çalışan biri olarak ben bunları kültürel diplomasi olarak görüyorum. Ve bunlar gerçekten iş birliğine, uzun vadeli bağları güçlendiren konulardır ve bunların da uzun vadeli olarak öneminin artacağı düşüncesindeyim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim Mustafa Sıtkı Bilgin, siyasi tarihçinin, tabii diploması siyasi tarihinin temel ögelerinden birisi. Şimdi tabii Türk diplomasisinin işte yeniliklerinde, gelişimlerinde, değişimlerinde bahsediyoruz ama mesela Türk diplomatlarıyla ilgili bir kitap, bir çalışma yapıp ben sanmıyorum, bilmiyorum. Ben demek üzereyim hocam. Eyvallah. Siz diplomatisiniz. Ama bir kitap yetmez. Çok şimdi bir düşünün var. Bizim bir hayır. Hayır, şey olan yani akademik çalışma olarak diyelim ki yani Cumhuriyet dönemi, evet, Cumhuriyet dönemi diplomatlar mesela Osmanlı'nın son döneminde günümüzde... Bari Beşik Tutan'ın Osmanlı seçimleri ve sefaret... O var ama Osmanlı... Kemal Girgin'in bu işleri tarihimiz var. Var. Bilal abinin şey diplomatları var. Evet. Her birini böyle şekli bir şey yaptı. Diplomatlarımızla ilgili bir makale çekmişti. Ama sizin ne demek istediğiniz? Evet, yani böyle... Diplomatın... Bir tarih olarak, tarihsel olarak. Nasıl gelişir, nasıl gelişir, mantalitesi nedir? Aynen. Bu böyle çalışılmaz. Aynen. Aynen. Diplomatların tecrübeleri vesaire. Biz bunu Atatürk'le şey, siz beraber çalıştık Çağrı Hocam'la Atatürk Araştırma Merkezi'nde. Böyle bir çalışmayı biz aslında yapmak istedik ama daha sonra işte bu Covid-19 girdi araya vesaire. Şimdi benim aslında geleceğim nokta şu, yani bugün genel olarak dünya diplomasisinin en büyük sorunu Batı dışı dünyaya açılamaması. Şimdi işte bir Batı hegemonyası var ve baktığımız zaman da özellikle işte bu Soğuk Savaş sonrası döneminde diplomasi çözümden çok sorun üretiyor. Ve bugün bu sorunlar katlanarak krizler artmış. İşte orada, efendim, Afrika'da, dünyanın değişik bölgelerinde, Kafkaslar'da. Mesela Türkiye ile Rusya'nın inisiyatif alıp bu Karabağ Savaşı'nda mesela bu sadece Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı bir askeri zafer kazanması değil, bunun arkasında efendim, Türkiye'nin, Rusya'nın diplomatik şeyleri var, yaptığı çalışmalar var. Buradan şuna gelmek istiyorum. Yani artık eğer dünya çok tutuklu bir dünya ise diplomasinin de ona adapte olur, çok taraflı ve batı dışı dünyaya da yayılarak, açılarak efendim, bir hüviyet alan kazanması lazım. Bir diğer nokta işte tam da bunun için Sayın Cumhurbaşkanımız da dünya beşten büyük bir dünya. Bu güzel bir nokta ama bunun altının bilimsel olarak, felsefi olarak ve entelektüel olarak doldurulması lazım. Mesela bizim diplomasi alanında şu kişimiz işte şöyle bir filozof, entelektüel diplomatımız var diyebileceğimiz kaç kişi var? Onu bırakın dünyada işte şu anda Kissinger'dan başka herhalde çok kişi sayamayız. Yani demin Okay Hocam da bahsettiği o 19. yüzyıldaki işte Ernest Sabo'dur, işte Eric Nicholson'dur, işte Morgenthau'dur. Yani bunlar gibi teorisyenlerin yetişmesi lazım ki uluslararası işte hem liderler, uluslararası sistemi adlayan liderlerin hem de efendim ulusların, milletlerin bu bilgiden, bu oluşacak tecrübenin birikiminden faydalanıp efendim işte diplomasinin daha etkili bir hale gelmesinin önü açılmalıdır. Ve şimdi kısaca bu kadarlar yeteneği. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Biz şu anda aslında süremizi doldurduk ama hocam Batı şehirlere verdiği son 3 dakikayı Tahir Hoca'ya hanımefendiye vereceğim. Ve yani kapatacağız mecburen. O zaman Sayın Bakanımızın da herhalde yoğun programı bilemiyorum.
Siz de bir şey söyleyeceksiniz herhalde, katkıda bulmak istiyor musunuz? Hayır, çünkü çok güzel, şöyle biraz da akademisyenler, sizlerle buluşmanın verdiği heyecan var. Hepimiz konuşmak istiyoruz. İsterseniz tek turu tamamlayalım yani. Tamam, yani siz veriyorsanız bir sonraki program yok burada. Tamam, özür dilerim. Ben şu dört ben yapmayayım. Sadece güzel. İkişer dakika. Arkada büyükelçimiz var, sizin buyurun efendim. Sırayla, okey, çağla. Aşklardan sorumluyum. Sadece şunu söylemek istedim. Arşivlerin açılmasını sizler ne kadar istiyorsanız, Dışişleri Bakanlığı da o kadar belki daha fazla istiyor. Çünkü bizim mesleğimizin bir nankör tarafı vardır. Başarımızı açıklayamayız. Açıkladığımız zaman zaten o başarı olmaktan çıkar, karşı tarafın tedbirler alması lazım. Ama Cumhuriyet tarihimizin 19'dan başlayıp bugüne kadar gelen Cumhuriyet tarihimizin çok büyük başarıları var. Bunları bizim açıklayabilmemiz lazım. 2019 yılında göreve başladım. Biz sistematik tasdikleri Devlet Arşivleri Başkanlığı'na vermeye başladık. Her satırı incelenen, muvazzaf büyükelçilerimiz tarafından incelenen 270 bin belgemizi sunduk. Arşivimizin ilk dönemi 1919 58 ülkeler fonu halindedir. En ciddi diplomatik ilişkilerimizin olduğu Sovyetler Birliği ve Almanya dahil olmak üzere birçok ülkeye verdik. Bu sene sonuna kadar da Fransa, İngiltere, İtalya gibi o dönemin en ciddi ilişkilerimizin olduğu, en önemli, en sıkı ilişkilerimizin olduğu ülkelerde şimdi çalışacağız. Ama bakın, örneğin Osmanlıca, 1928'e kadar verdiğimiz Osmanlıca, bunların transkripsiyonları yapılması lazım. Niye biz Osmanlıca yapıyoruz? Çünkü bu bazı büyükelçilerimizin onların arşiv mantığına bu aykırı bugünkü diplomasimizi etkileyebilecek veya kişi haklarına, kişilerin haklarına bir saldırı anlamında olabilecek ifadelerden dikkatlice arındırmaları gerekiyor. Bütün dünya arşivlerinin yaptığı bir çalışmadır. Hiçbir arşiv size olduğu gibi arşivini açmaz. Dikkatlice gözden geçirilerek açılır. Dolayısıyla elimizden gelen imkanlarımız çerçevesinde, personel maddi imkanlar çerçevesinde ki bakanlığımız çok ciddi imkanlar da sağlıyor sağ olsunlar. Dışarıdan hizmet alımı dahil olmak üzere elimizden gelen bütün hızla yapmaya çalışıyoruz. Sadece Covid dönemi 2020 yılında bizi çok ağır etkiledi. Evden çalışmamız mümkün değildi. Binlerce satırlık bilgisayar yazılımları hazırlandı bunun için. Şimdi mezunlarımız evlerinden de çalışabilirler. Bu hızla yapmaya çalışıyoruz. Son sözüm de şudur. Ben 1984 yılında girdim bakanlığa. Akademide o zaman da vardı ama akademisyenler devletten uzak duruyorlardı. Devletle çalışmak istemiyorlardı. Dışişleri Bakanlığı'nın hapisinden bile girmek istemiyorlardı. Büyükelçilerin hukukta girmek istemiyorlardı. Türkiye demokratikleştikçe, akademisyenler de bize yakınlaştıkça, sadece bizde değildi yani hikaye. Biz ondan sonra açılmaya çalıştıkça, bazı belki geçmeler olabilir, bazı durumlar olabilir ama bugün hakikaten sadece genç diplomatlara değil, orta seviyedeki misyon şefi olarak kurulan diplomatlara da çok ciddi iletişim dersine devam olmak üzere bilmektedir. Bahseder bir süreç içinde gelişiyor efendim. Evet. Çok teşekkür ederim. Tamam hocam, buyurun. Ben de bakanlığa teşekkür etmek istiyorum. Bizlerle etkileşiyorlar şu zamana kadar. Benim alanım çatışma çözümleri ve barış inşası. Genel olarak bizim ilgilendiğimiz bölgeler çatışma bölgeleri. İşte Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Afganistan, Libya, Somali gibi ülkeler. Ve bu ülkelerin ihtiyacı olan beceriler, yetenekler, buraya giden insanların bunlar üniversitelerde çok fazla öğretilmiyor bunlarla alakalı. Yani orada giden insanların sağlıkla ilgili, işte güvenlikle ilgili, başka yani devlet fonksiyonlarının tam olarak icra edilmediği yerler. Bunlara yönelik olarak aslında müfredatımızda çok fazla şey yer almıyor. Bunlara yönelik başka beceri setlerinin belirmesi gerekiyor. Ve o ihtiyaçlara yönelik bazı çalışmalar yapılması gerekiyor. Biz biraz daha hani biraz teori okuyanlar bazı durumlarda aşağılıyor ama bence her yerinde tabii ki o teori kısmının ve analiz kısmının verilmesi gerekiyor. Doğru koordinasyonun yapılması gerekiyor ama sahada karşılaşacak gerçeklerle alakalı bir eğitimin bir yani hissin oluşmadığını görüyoruz. Bu açıdan mesela ben bir dönem koordinatörü ders vermiştim. Orada bir
dönem yurt dışında geçirmeyi, üçüncü dünya olarak tanımladıkları onları, işte Afrika'da vesaire de bir dönem geciktirtiyorlar. Ondan sonra gelip son olarak bir dönemlerini tamamlıyorlar. Biz de tam olarak gerçekten bizim ilgilendiğimiz coğrafyalarla ilgili bile tam olarak neyle karşılaştığı, ne gibi ihtiyaçlarla hemhal olacağına dair bir bilgisi yok. Bence bu beceri eğitimi, yani bazı konularda bilgisi olan insanlara beceri eğitimi veya yetkiler sonrası eğitimine yönelik bir çalışma olması gerekiyor. Orada ciddi bir eksiklik var. Çünkü lisansta bunu almamışsa bunu kapatabileceği başka mekanizmalarına geçmesi gerekiyor. Bunun belki de en iyi koordine edilecek yerlerden biri de bakanlık. Hanımefendi, sonra size efendim. Çok teşekkür ederim hocam. Ben Prof. Dr. Yerdağlı'nın Başkent Üniversitesi Siyasi Bilimi Uluslararası İlişkiler. Biraz evvel Sevgi Hocam konu diploması daha çok iletişimcilerin alanıdır dedi ama aslında bizim alanda da yani Uluslararası İlişkiler bölümlerinde de konu diplomasının çok ciddi bir şekilde çalışanlar var. Evet, artık devletten devlete diplomasiden daha ziyade kamu diplomasisi uluslararası ilişkilerde çok önemli. Topluma dokunan uluslararası örgütler, yani aktör sayısı çok fazlalaştı. Şimdi baktığım zaman da ben aslında Türkiye'de de dış politikada kamu diplomasisine çok önem verdiğini görüyorum. Mesela AFAD, mesela Yunus Emre Enstitüleri, bunların hepsi aslında kamu diplomasisine hizmet eden yerler. Eğitimle ilgili şimdi bakın hepimiz daha çok konuşmak istiyoruz. Belki otursak gece yarısına kadar konuşuyoruz. Bu bir başlangıç olsun. Rica ediyoruz. Demek ki bizim eğitimini de konuşmamız lazım. Şöyle yapsak, bütün uluslararası ilişkiler bölüm başkanları işte zaman zaman otursak desek ki biz ders müfredatımızı neye göre yapalım? Çünkü bizim bölümlerimizin iş alanlarının yelpazesi çok geniş. Bazı öğrenciler bakanlıkta olmak istemeyebilir, dış haberlerde, medyada olmak istiyorum diyebilir. Belki de biz bakanlık için yetiştireceğimiz öğrencilere daha özel bir eğitim vermeliyiz. Belki onlara birkaç yabancı dil daha öğretmeliyiz. Bunları hep oturup konuşmamız lazım. Bu programda gençlerin olması müthiş bir şey. Bunu mesela bakanlıkta da öğrencilerimize yapabiliriz. Zaman zaman böyle öğrencilere minik minik workshoplar. Dolayısıyla öğrenciler, bölümler ve bakanlık daha fazla bir araya gelebiliriz diye düşünüyorum. Organizasyondan dolayı da hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de Think Tank Kuruluşları adına çalışıyorum. Ankara'da Stratejik Düşünce Enstitüsü'nün başkanıyım. Emekli generalim, doçentim aynı zamanda. Demesem kimliğim de var. Biz Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde burada konulara geçti. Birçok konuda bazı çalışmalar yapıyoruz. Hem bunu duyurmak hem de işbirliği için burada akademisyenlerimiz var. Çok güzel fikirleri var. Onlarla işbirine hazır olduğumuzu belirtmek için. Şöyle ki bir yurt dışlıklarla bir işbirliğimiz var. 61 öğrenci, 50'si master ve doktor öğrencisi. Bunlara eğitim verdik, diploması eğitimimiz var. Her hafta 1-2 çağırıyoruz, diploma çağırıyoruz diye devlet kuruluşlarıyla işbirliği çizdik. Dışişleri Bakanlığı'na yetkililer geliyor, akademisyenler geliyor, Oktay Hocam geliyor, bizim Çağrı Hocam'la görüştüm, geleceğine dair burada söz aldım. Yani bu konudaki uzman kişileri, akademisyenler, diğer TİKA'yı bunlarla da işbirliği yaparak böyle bir şey oluşturduk ve kendi içimizde hocalarımız da var. Bunlara ilave olarak çünkü Ankara'dayız, Ankara'da olmanın bir avantajı var. Yani İstanbul'dakiler, o büyükelçileri biraz daha... Ama bizim bütün dış büyükelçilerle bir ihtibatımız var. Haftada bir ve iki dediğim gibi geliyor yoğun bir şekilde. Ekonomi, dış politika, dış ilişkiler, savunma güvenlik, medya ve sivil toplum bölümlerimiz var. Bu öğrencileri alıyoruz. Önce bir sınava davet ediyoruz girişte. Sıfır alanlar var. Yani belli başlı üniversitelerin dışarısında. Türkiye'de değişik yerlerde var. Geliyor mesela nerede var? Küçük yerde isim vermeyen burada. Sınavda sıfır alanlar. Çok düşük. Yani bir şeyi yok. Özgüveni yok. Ne olduğunu da bilmiyor. Yani yabancıları zaten yok. İşte orada bir büyükelçi veya dışişleri geliyor, konuşuyor, onların ihtiyaçlarını söylüyor. Eğer bu şekilde biz devam edersek bir arada başarılı olacağımızı inanıyoruz. Çünkü her şeyi üniversitelerinde bekleyemeyiz. Onun için işbirliğinin şart olduğunu düşünüyorum. Buradaki değerli akademisyenler çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hocam ben. Bir türlü tamamlayacaktık ya, ben de hemen kısacık bir şey söyleyeyim. Çok kısa ama lütfen. Ben de o zaman çok kısacık bir şey söyleyeyim. Sanıyorum uluslararası ilişkiler eğitim nasıl oldu diye kaydı yeni bir şey olmasından. Aslında bir ayakta bir oturum oldu bu.
okulda İskoçya'da iki tane teori öğrendim. Bir tanesi müzakere teorisi, bir tanesi de stigmatization, damgalama diye. İkisinin de diplomasiyle çok alakası olduğunu gördüm. Müzakere teknikleri diye hepimiz okuyoruz belki ama bu söylediğim teorinin içeriğinde İskoçlar çok farklı dolduruyorlardı. Eğer vakit olsaydı ondan bahsetmek isterdim. Stigmatization'a bizim ülkemizle ilgili çok fazla örnek var. Bir İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması, gender politics dediğimiz konu da aslında diplomasinin çok bir aracı olarak bizim karşımıza çıkıyor. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı deyince herkes Türkiye'yi farklı bir kategoriye oturtuyor. İçeriğine hiç bakmadan, işte Paris İklim Anlaşması'nda imzalanmamışsa aynı şekilde stigmatization oluyor. Stigmatization konusu da çok geniş kapsamlı. Eğer vakit olursa belki başka bir zaman. Ben Mesut Özcan'a ve Utku Ultaş'a ve sana çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Özcan. Buyurun. Ben de teşekkür ederim. Ben kısaca söylemeye çalıştım. Hatta bir cümleyi bilmeye çalışmıştım ama olmayacak galiba. Yakın zamanda doktoramı aldım ve işte Amerika'da buldum geçen Harvard Üniversitesi'nde. Orada da bu yenilikçi yöntem deyince tam ne gibi yöntemler bulunduğunu araştırmak üzerine gitmiştim. Ve benim çalışmam da Türk dış politikası ve dış politika üzerine. Tek bir şey söyleyeseniz bana hoca olarak ve genç bir hoca olarak ben bilgisayar destekli veri üretimi uygulamasının, analizinin ve yeni yöntemlerin geliştirilmesinin yaygınlaştırılması gerektiğini. Gelecek burada. Yani bu alanın geleceği burada çünkü gittiğim enstitüde geçen yıl yani güncel bilgiden bahsediyorum. Bir örnek vermek isterim. Anlık olarak dünyanın neresinde ne olduğunu verisini internet üzerinden çekip kodlayıp bunun çatışmacı mı işbirlikçi mi olduğunu çıkaran ve bunun yani seyrini gözlemleyebilen yöntemler geliştirmişler. Oturuyor dünya haritasının karşısına. Yeşil, sarı ve kırmızı o haritada ışıklar yanıyor. Orada o an Twitter verisi üzerinden ortaya çıkan işte gelişmeleri, bakın burada bir çatışmaya doğru bir seyir var ya da işte burada işbirliğine doğru bir yönelim var. Orada ne olup bittiğini uluslararası haberleri okuyarak analiz eden yöntemler geliştirmiş durumdalar. Biz Türkiye'de bunu kendimiz de yaparız, kendi yazılımımızda yaparız, araştırırız da verisini üretiriz. Yeter ki böyle bir şey olsun. Böyle bir birim evet. Teşekkür ederim. Sayın Hocam, öncelikle bu forum için Dışişleri Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Ben Mustafa Başkara, Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi Müdürüyüm. Bazı hocalarımız konuşmanın özellikle birinci kısmında akademinin diplomasiye biraz mesafeli kalabildiğini, diplomasinin tam olarak içine girmekte zorlandığını, hatta birçok akademisyenin veya araştırmacının Dışişleri Bakanlığı kapısından bile geçmediğini, diğer bazı hocalarımız da diplomasinin yoğunluğundan, işte diplomatlarımızın çok ciddi iş yoğunluğundan bahsetti. Ben de uygulama örneği olarak, hani başlığımızda teoriden pratiğe, bizim merkezimiz Dışişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine 2015 yılında kurulan ve Dışişleri Bakanlığı çok ciddi destekleriyle, ki zaten Sayın Bakanımız da bizim yönetim kurulu üyemiz, şu anda ulusal merkez statüsünü kazanan bir merkeziz. Bu anlamda belki bu rol modeli farklı alanlarda hem Dışişleri Bakanlığı'nın hem de akademinin yoğunlaştığı ortak alanlarda farklılaştırılarak uygulamaya konulması ortak çalışma kültürünün daha da çeşitlendirilmesine katkı sağlayabileceği düşüncesiyle ifade etmek istedim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Hocam Doktor Osman Bey, Ankara Cumhuriyet Üniversitesi. Tabii teori ve pratik ilişkisini başlamaya geldiğinde konuştuk. Burada belki yeni diplomasi meseleleri konuşurken bizim devletimiz zaten üstüne düşen pek çok görev fazlasıyla yapıyor. Üniversitemiz de belli oranda yapıyor ama sivil aktörler üzerine belki biraz daha yoğunlaşabiliriz. Yani biz maalesef yurt dışında yaşayan bazı akademisyenlerin veya medya mensupların Türkiye aleyhtarı propagandaya ulaşmaktan Türkiye olarak biz kendi şeyimizi, mücadelemizde istediğimiz yere varamıyoruz birçok anlamda. Onlarla mücadele için öyle bir kendi içimizde bir diplomasi mücadelesine girme durumunda kalıyoruz. Diplomasi cephesi aslında. Kendi içimizden çıkardığımız akademisyenler, kendi içimizden çıkardığımız bir takım iş adamlarının söylentilerinin işte Türkiye dışında Türkiye'nin hakkındaki algının olmayan olumsuza dönmemesini de çalışıyoruz diyor. Aslında biz burada Türkiye olarak aslında elimizde sivil aktörler var, sivil araçlar da var. Mesela Türk dizileri var. Pek çok iyi akademisyenimiz var. Dünyanın her yerinde iş yapan işlemlerimiz var, iş insanlarımız var. Belki bu sivil alanları, sivil diplomasi alanları üzerine belki biraz daha hem üniversitelerimizde, hem think tanklerimizde, hem de farklı sektörlerde biraz daha üzerine düşünebiliriz ve bir şeyler yapabiliriz gibi geliyor bana bir şey. Teşekkürler.
Efendim çok affedersiniz baba. Hanımefendi, özür dilerim sizi rahatsız etmişse ben böyle ısrarla. Çünkü konuşmak istediğim şeyi söyleyemedim. Ben şimdi bütün değerli arkadaşları dinledim. 41 yıl Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan. Ben Ali Engin Obar, eski bir büyükelçiyim. Aynı zamanda Çağrı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanıyım. Şimdi burada bir takım fantezi görüşleri maalesef dinledim. Diplomasi, diplomatın ağırlığıyla ortaya çıkan bir meslek. Dolayısıyla kendimiz diplomatın üzerine gerekli ışığı daha koymadığımız sürece diplomasinin gelişmesi, diplomasinin yeni alanlara açılması konusunda söylediğimiz sözler belli limitler içinde kalmak durumunda. Dolayısıyla bugün uzman diplomat tipi ön plana çıkarmamız lazım. Biz bakanlığa girdiğimiz zaman büyüklerimiz bize Fransızca diplomatı şöyle tanımlarlardı. Bon, yani her şeyi iyi yapan bir kişi. Önüne gelen her işi iyi yapan bir kişi. Artık bugün uzman diplomatsız diplomasiden bahsetmenin zor olacağını düşünüyorum. Özellikle bölge araştırmaları çok önemli. Bizim gibi eski bir devletin Orta Doğu, Balkanlardaki hem dille hakimiyet hem de bölge sorunlarını bilmesi çok önemli. Ben Belgrad'da Sırpça öğrendim. Çok güzel Bosna'nın, Karadağ bakanlarının konuşmasını rahatça dinledim. Belgrad'da en zor dönemde görev yaptım. Sırpçamla bir el üstünde tutuldum. Dil meselesi hiçbir zaman ihmal edilmemelidir. Maalesef bugün Büyükelçi mevkiine gelmiş bazı arkadaşlarımız sadece tek ders dil biliyorlar. İngilizce ve Fransızca'nın yanında muhakkak surette bölge dilleri bilinmelidir diplomaside. Dolayısıyla diplomatın uzmanlık ağırlıklı bir artık konuk haline gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu da bir plan, bir program içinde ele alınmalı. Ama diplomatın en önemli görevi müzakereler yoluyla barışı sağlamaktır. Barışın en önemli görevi de refahı sağlamaktır. Dolayısıyla diplomat refahı sağlayan bir ajan olarak yetiştirilmelidir. Bu da hem müzakere tekniklerindeki isabeti hem de aynı zamanda imitasyon niteliğidir. Çünkü bu meslek 16. yüzyıldan itibaren büyük birikimler dünya sorunlarının çözümünde çok etkinlik göstermiş ve aynı zamanda diplomat prototipini oluşturmuş. Protokol gibi son derece önemli bir kurumu meydana getirmiş ve bütün bunlarla irtibatlı olarak da çömezlik ilişkisi içinde patrondan öğrendiklerimizle de diplomat tipinin daha gelişme göstereceği bir meslek haline gelmiştir. Dolayısıyla bugün diplomasiden bahsettiğimiz zaman barış arayıcı bir kavramla karşı karşıyayız. Bugün de diplomasinin en önemli meselesi bu olduğuna göre barış nasıl gerçekleşebilir sorusuyla diplomasi karşı karşıyadır. Bence barış ancak entegrasyon hareketleriyle gerçekleşebilir. Avrupa Birliği örneğinin bütün dünyada yaygınlaştırılması gerekir. Afrika Birliği'nin uzun yıllar önce göre yaptım. Afrika Birliği'nin işler bir hale gelmesi lazım. Uzak Doğu'da ASEAN örneğinin geliştirilmesi lazım ve diplomasi barışı arayan bir kurum olarak entegrasyon hareketlerinin geliştirilmesine ve bunların barışı sağlayıcı fonksiyonlarını yerine getirmesine katkıda bulunmalıdır. Bence bütün bu bahsettiğimiz teorik ve yeni oluşmaların yanında diplomasi barışa katkı yapan bir kurum olmadığı sürece görevini yerine getiremez. Dolayısıyla hiç şüphesiz bu amacı yerine getirmesi için bugün ben ancak Kantian görüşlerle entegrasyon hareketlerini Avrupa Birliği'nin başarısı ışığında
bütün dünyadaki bu gelişmelerin desteklenmesini ve ancak bu hareketlerle barışın ortaya çıkarak diplomasinin etkin bir araç olarak ortaya çıkacağına inanıyorum. Bu kadar. Teşekkür ederim. Sayın Büyükelçimiz tam toplantı biterken öyle bir noktaya geldik. Süremiz doldu. Otururuz. Yani siz bize idare edin. Kant diyen şeyi koydunuz. Evet. Şimdi burada çok realist var. Yani biz burada bir meydan okumak. Çünkü bu barış diyorsunuz. Biz de diyoruz ki ulusal çıkar. Yani barış gerekiyorsa barış gerekir. Yavrum hocam bunun devamı gelecek. O zaman iş yapalım. Çok teşekkür ederim. Bilgi verdiğiniz için bunu ama ben biraz çok özür dilerim bir sağdan gelen birisi olarak muhakkak surette barışı dayalı yani milli çıkarın da barış arayıcı bir fonksiyon olması lazım. Ama bu da tartışılır. Özür dilerim şayet rahatsız ederim. Sağ olun. Efendim bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Özellikle bakanlığa, SAM'a, bütün bu akademisyenlerle bakanlığı bir araya getirmesi çok kıymetli. Bu bağlamda çok değişik ve kıymetli fikirler ortaya çıktı. Hatta İstanbullu, Ankaralı akademisyenler de bir araya gelmiş oldu. İzmir'de var. Her yerde var. Güzel oluyor. Bir de iki senedir de görüşemiyorum. Evet, İstanbul mesela biraz alan dışında kalıyordu. Kapatmış olduk diye düşünüyorum. Sanırım Sayın Büyük Bakan Yardımcımız da iki şey söyleyecektir diye düşünüyorum. Özellikle teşekkür ederiz. Bize fırsatı verdiniz. Hızımızı alamadık. İnşallah devamı gelir diye düşünüyoruz efendim. Buyurunuz. Hocam çok teşekkür ederim bütün hocalarıma, sizlere. Her şeyden önce katıldığınız için hepimiz çok büyük bir heyecan yaşadık. Hatay Diplomasi Forumu aslında burada konuşulan yenilikçi diplomasinin yenilikçi bir projesi olarak Sayın Bakanımızın 2,5 yıl evvel fikrini ateşlediği ve bugüne gelene kadar pek çok zorluğu içinde barındırdı ama bunu birlikte ve sizlerin varlığıyla bugün işte çok şükür 2. gündeyiz. Yarın tamamlayacağız. Bu heyecanınızı paylaştığınız için ve zenginleştirdiğiniz için oturumlarımızı her bir hocama çok teşekkür ediyorum. Burada kendimi bir yönetici olarak değil, öğrenci olarak hissettiğimi az önce espri olarak söyledim ama gerçekten öyle. Ben ODTÜ Uluslararası İlişkiler mezunuyum. 2008 yılında mezun oldum. Dolayısıyla çok eski bir mezun sayılmam. Ama bir yönetici olarak da hem işin teorisiyle pratiği arasındaki makası değerlendirme aşamasında bulunma imkanına da sahip olduğum bir yöneticiliğin meselesiyle her bir hocamız çok somut ve önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalarda yol gösterici önerilerde bulundu. Hepsini dikkatle not ettik. Aslında Ufuk Hocam ve Mesut Hocamla birlikte bunları çok sık değerlendiriyoruz. Son dönemde sizlerin de mutabık olduğunu memnuniyetle müşahede ettiğim şekilde son dönemde akademisyenlerimizle, öğrenci arkadaşlarımızla çok yoğun bir temas halindeyiz. Bunun aslında pek çok sebebi var. Öncelikle Çağrı Hocam'ın bahsettiği iyi bir diplomat nasıl olmalıdır? Türk diplomatının gelecek perspektifi nasıl şekillenmelidir sorusunun cevabını biz her vesileyle arıyoruz. Ve iyi bir diplomat nasıl yetişmelidir sorusunun cevabını elbette akademilerimizde görüyoruz. Uluslararası ilişkiler bölümlerimizde bakanlığımızı arzu eden öğrencilerimizin vizyonunda, ufkunda nasıl bir daha eğitim yıllarında bir şekillenmeye vesile oluruz? Bakanlık olarak üzerimize neler düşüyor? Her zaman bunları hocalarımızla birlikte muhakeme ediyoruz. Özellikle sınav yaptığımızda bunu kendimize de bir ayna olarak, bir fırsat olarak görüyoruz yaptığımız sınavları. Biz tabii zorluklarla, bahanelerle, mazeretlerle konuşmamak durumundayız yöneticiler olarak her şeyden önce. Ama şu bir gerçek ki bakanlığımız çok ciddi bir genişleme içinde. Hem merkez teşkilatlarımızda çok ciddi yeni gelen müdürlükler, genel müdür yardımcılıkları, yönetici pozisyonlara iktisas ettik. Hem de yurt dışındaki genişleme trendimizden hiçbir şekilde taviz vermedik. Şu anda 252 temsilcilik çok ciddi bir rakam. Ve bütün bu birimleri biz şu anda, belki şaşıracaksınız ama toplam kariyer memuru sayımız 1800. Bunun içerisindeki meslek memuru sayımız 800-850. Dolayısıyla bu kadar geniş bir teşkilatı her şeyden önce nicelik olarak bu kadar az sayıda meslek memurumuzla, diplomatımızla yönetebilmek çok ciddi bir özveri ve fedakarlık gerektiriyor. Ve arkadaşlarımızın her biri de bu özveriyle çalışıyor ama bu sürdürülebilir mi? Tabii ki değil. Ama biz burada şundan taviz vermedik. Hemen işte bir takım kurumlarımızın acil ihtiyaçları 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında
alınan tedbirler kapsamında ihtiyaç altı olduğunda hemen işte hızlı sınav sistemi, hızlı sınavlar yapıldı, çok hızlı yeni bir takım meslek gruplarına alımlar yapıldı. Biz bir kere sınav sistemimizden taviz vermedik. Yani bu çok önemli bir şey. Çünkü her bir adayın yaklaşık 10 sayfalık bir sınav kağıdı var. Ve her bir adayın kendi muhakeme kapasitesini göstereceği bir sınav sistemimiz var. Bundan bir kere taviz vermedik. Son 2 yılda 250 kariyer memuru alabildik. Bunun 125'i meslek memuru, 125'i konsolosluk memuru. Tabii önümüzdeki dönemde bu sınavları hızla yapmaya devam edeceğiz. Ama sınavlarda gördüğümüz tablo açıkçası biraz bizi zaman zaman karamsarlığa itebiliyor değerli hocalarım. Çünkü teori ile pratik arasındaki makasın her geçen gün daha da açıldığını ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin zemin kaybettiğini görmeye başlıyorum. Ben şahsen bu gözlemi açıklıkla yapmakta değiş görmüyorum. İşte biz arzu ederiz ki yani 50 kişi alacağımız zaman karar vermekte öyle zorunluluk ki yani 300 kişilik çok iyi bir havuz olsun. Çünkü çok 20 kat aday çağırıyoruz sınavlarımıza ki seçme hamurumuzu genişletelim. Sınavlarımız da zor sormuyor. Yani o kadar artık yoğurdu üfleyerek diyoruz ki yani spesifik bir soru sormaya kalsak yani örneğin son bir sınavda biz girişimci ve iktisadi dış politikayı açıklayın dedik. Yani inanın 70'i geçen aday sayısı hani mülakatı zaten almamız gereken aday sayısıyla doğru orantılı. Yani 50 kişi çağıracaksak mülakata, yani mülakata çağıracak 50 kişiyi bu soruya cevap veren portföy arasında zor bulduk. Sonra mülakatlarda arkadaşlara çok temel sorular soruyoruz. Hukuk Hocam, Mesut Hocam, Engin Bey de komisyonlarında yer alıyorlar. Ve o sorulara çok temel sorular soruyoruz. Yani meslek memuru olmak istiyorsun diyorum bir arkadaşıma. Hangi büyükelçiye örnek alıyorsun dediğinde yani bir büyükelçiyi böyle dolu dolu söyleyebilen aday sayısı Eda'yı tekrar ediyorum hocam. yani gerçekten çok az. İşte Evren geçen gün bizi o soru cevabıyla etkilemişti. Evren geçtiğimiz yıl bakanlığımız sınavına katılan bir arkadaşımız. Yani biz böyle hangi büyükelçileri tanıyorsun sorusuna cevap alamıyoruz. Yani büyükelçileri artık bir kenara bırakıp hangi hocaları, hangi akademisyenlerimizi takip ediyorsun, hangi köşe yazarlarını takip ediyorsun dediğimizde gerçekten buna cevap gelen kişi sayısı hocam 3'ü geçmiş mi? Yani hele ki güncel mesele, yani mesela Libya Milli Mutabakat Hükümeti'nin başkanı kimdir dediğimizde bu kadar güncel meselelerin dahi içinde olmadığını görüyoruz arkadaşlarımızın. O yüzden bu eksikliklerimizi gördükçe, işte Mustafa burada mesela deniz hukuku artık bütün bunların yanında hak getiriyor. Yani çok eksik kaldığımız ve stratejik bir alan. Burada hemen bir eşitlik kuralım. Hocam forecasting'den bahsetti. Mesela bu yazılımları yapan Türk mühendisleri olduğunu gördük. Hemen onlarla bir süreç içerisindeyiz. TÜBİTAK'la TÜŞİ'de çok kıymetli bir enstitüsü var TÜBİTAK. Onlarla verimliliğimizi nasıl arttırabiliriz? Gelecek perspektifi işte Çağrı Hocam'ın bahsettiği o iyi diplomat nasıl olmalıdır sorusunu görebilmemiz için önce mevcut fotoğrafı çekmeye çalışıyoruz bilimsel düzeyinde. Hocamın bahsettiği kamu diplomasisi alanında yani çok geniş bir alan bu. Kamu diplomasinin de alt başlıkları çok fazlasıyla mevcut ve şimdi Kamu Diplomasi Koordinasyon Kurulu iddias edildi. O bağlamdaki çalışmaları da yönlendirici olmaya gayret ediyoruz. Yani birbirinden farklı alanlarda bir kere iyi bir diplomat olması nasıl olmalı sorusunun cevabı aslında günümüzde çok net. Bugün burada yapılan tartışmalarda da gördüğümüz şekliyle bir kere iyi bir diplomat çok iyi bir iletişimci olmalı. Yani bunun ötesine geçemeyen bir takım siyasi konulara hapsolmuş bir diplomatın verimli olamayacağını da görüyoruz. İşte hocam vatandaş boyutuna değindi. Yani bir vatandaş boyutunun ne kadar önemli olduğunu biz COVID-19 sürecinde daha net gördük. Yani bir büyükelçimizin kapısını çaldığında bir vatandaş, siz Libya'da tarihte yazsanız, Suriye'de masada harikalar da yaratsanız, o vatandaşın çok pratik bir sorununa duyarlılık göstermeyen bir diplomatın bütün dış politikanızı bir felaketle nitelendirebildiğini gördük. Ve o yüzden her bir diplomatımızın da aldığımız kararlarla, yaptığımız yönlendirmelerle bu mimariye yetişmesi noktasında sizin fikirleriyle, destekleriyle, yönlendirmeleriyle farklı adımları atmaya çalışıyoruz. Sahip olduğumuz imkansızlıklara rağmen, bunları tabii bir mazeret olarak öne süremeyiz. Ama önümüzdeki dönemde bu istişare mekanizmasını Yerde Ağabey'e çok güzel bir teklif yaptı. Bir çalıştay mahiyetinde bölüm başkanlarımızla zaten bunu planlıyorduk hocalarımızla. İnşallah burada sergilenen görüşler nispetinde bir gündemle Sayın Bakanımızın da teşrifleriyle inşallah gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz.
Ben tekrar katılımınız için, davetimizi kabul ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Antalya Diplomasi Forumumuz sizlerle çok zenginleşti, zenginlik kazandı. Akşam öğrenci arkadaşlarımızla da bir araya geldik. Bu akşam yine çok güzel bir panel var. Sayın Bakanımız verdiği atamanın katılımıyla. Onların da ne kadar heyecanlı olduğunu gördük. İnşallah yeni etkinliklerde tematik ve özel gündemli programlarda da en yakın sürede bir araya gelebilmek ümidiyle çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Şöyle topluca bir fotoğraf çektirelim mi? Olur. Olur. Herkese çok teşekkürler. Burada kapatıyoruz.